Herkese selamlar, hoş geldiniz. Biz Sarhoş'ta Hikayeden Kadınların ikinci bölümü için sizin karşınıza geçmeye karar verdik gene. Neden Hikayeden Kadınlar ve biz neden Sercan'la Ozan'a buradan gönderme yapıyoruz Sarhoş? Neden? Ya çünkü çok tatlılar, enerjileri güzel. Hani seviyoruz onları. Evet, seviyoruz. Ve ortalıkta bir baktık, onlara böyle onlar gibi kendine sohbetlerde bulunacak kadınlar da ortada yok. Daha çok geyik muhabbeti yapıyor kadınlar. Evet, daha içselleştirilen, ki bence onları özel kılan şey de bu, erkeklerin içsel ve duygusal şeyleri ortaya koyması tüm çıplaklığıyla. Evet. Bu cezbedici bir şey oldu bence. O yüzden onları çok sevdik. Çünkü alışık değiliz. Erkeklerin daha bir katı, evet, katı tutumları olduğu için. Onları öyle konuşurken görünce çok hoşumuza gitti ve hepimiz çok sevdik. Biz de onlara buradan selam çakmak için kendimize olan içsel sohbetlerimizin bölümlerinin başlığını Hikayeden Kadınlar diye koyduk. Biz şimdi kendimiz sohbet ediyoruz. Fakat istersek aramıza başka kadınlar da katılabilir veya isterlerse onlar katılabilirler. Kadınca Sohbetler, Hikayeden Kadınlar. İkinci bölümümüzün adı efendim... Neymiş? Kayboluş. Peki. Kayboluş. Sen hiç kayboldun mu ya? Oho. Kaybolmadın. Bir gün var ama dermişim. O zaman bir saniye hemen. Evet, biz bir başlayalım. Bir cheers. Evet. Neye? Kayboluşa. İnsanın kaybolmayışı diye bir şey yoktur bence ya. Şeyle bütün değil mi ya? Varoluş. Evet, değil mi? Varoluş, kayboluş. Bunlar evet. Aslında kardeş. Evet, İtiraf ediyoruz buradan. Evet. Başka şey, türlü nasıl var olabilirsin ki? Değil mi? Kaybolmadan nasıl var olabilirsin? Kaybolacaksın. Evet. Var olacaksın. Yani evet öyle. Kaybolmayan varlığını nasıl keşfeder ki? Evet. Yani düz mantık. Hani şimdi kendisi söyler bana hep doğum gibi. Kendisi şey kim? Hani sen. Buradan ben sizlere sesleniyorum. Kendisi derken yanımdaki hocam. Çok saygıdeğer. Hani, estağ piti piti. Doğum evet. Gibi düz mantık düşünürsek. Hani. Kaybolmadan evet. Var olamazsın. Aynen. Evet. Kayboluş nedir peki? Kayboluş nedir? Kendini kaybetmek olarak düşünüyor insanlar. Evet. Hani ben böyle, bu ara ben bir kayboldum. Hani şey gibi, ortalıktan da kaybolmak gibi. Evet. Gerçekten öyle düşünüyor. Evet, yani evet. Sen kimdin de kayboldun? İşte bunu sorguluyorlar. Evet. Kaybolmak, düzenimden kopmak. Evet. Konforumdan keyif almamak, monotonluğu fark etmek evet. Ve bir şey yapma ihtiyacından sıkışmak evet, aslında evet. Kaybolmak. Evet. Ya bir yere gitmek değil, aksine o kalabalığın içinde hani fark edip o sıkışmışlıkla evet. Hani zaten. Demek ki ne aslında bilemez hale geliyorsun. Peki yani. Şuradan şuna geliyoruz. Evet, evet. Aslında her kayboluş bir senin varoluşunun adımı. Evet. Amacı. Aynen. Sebebi. Evet. Evet. Her kaybolduğunda sen buradaki okeysin. Sen burada bittin. Yeter bu dünyada. Bu konfor alanında. Sen niye kayboluyorsun? Darallar geliyor. Sıkılıyorsun. Depresyona giriyorsun. Memnuniyetsizsin. Melezzetsiz geliyor her şey. Evet. Çünkü burası okey diyor sana. Evet. Belki. Bir şey. Kim diyor? Bir şeyler işte. Diyor ki sana burası okey. Üst bilincimiz evet. Diyor. Bilincimiz evet. Diyor. İçimiz diyor diyelim. İçimiz evet, diyor. Ve sen eğer adım atarsan kendinden yeni kendini bulman için kaybolduğunu fark edeceksin. Yani aslında kayboluşlar senin yok oluşuna değil varoluşuna, yeni senlerin varoluşuna hizmet eden lezzetli acı olabilir. Zaten doğum gibi sancılı olabilir ama doğduğundaysa muhteşem bir keyfi olan yeni bir senin keşfine giden sebeplerdir diyorum ben. Katılıyor musun?
%100 katılıyorum hocam. Katılma gibi bir ihtimal olabilir mi? Peki biz miyiz mazoşist kayboluşları seven, yoksa bizim gibi var mıdır bu kayboluşları sebep olarak görüp tadını çıkarta çıkarta acısını çeken, böyle evet, acıyor ama güzel acıyor be. Evet. Daha çok güzel acıyor diyen var mıdır ya? Küçük bir kesim de olsa bence vardır, vardır ya. Vardır değil mi? Evet. Yalnız değilizdir yani. Olmalı falan der. Ama bu mazoşizm belirtisi değil falan olmuyor. Bu bir farkındalık bence. Evet. Aynen öyle. Evet. Farkında olmak. Evet. Ya çünkü işte ucunu nereye çıkacağını biliyorsun. Hani farkında olduğun için aslında. Hani bu isyan etmek çok değil. Çok güzel mesela bir şey. Onun tam tersi, evet, bir durum mesela. Çok güzel hepsini bir şey. Evet. Ben şu durumlarımı bilirim. Paylaşmak istiyorum. Evet. Ağlıyorum ama niye ağladığını biliyorsun. Diyorsun ki, evet, ben şu an ağlıyorum ama biliyorum güzelmiş ama durduramıyorum. Evet. Niye, evet, ağlıyorum, evet, durduramıyorum. Çok komik, evet, bir an. Evet, çok ya, bence çok de. Çok komik bir an oluyor. Peki en son ne zaman kayboldun? Bu kayboluşunda nerelere kayboldun? Yoksa şu an kayıp mısın? Şu an öyle bir şeyin içindeyim. Wow, evet, o zaman buna da ilgili. Büyük bir itiraf geldi falan. Çok büyük bir itiraf geldi. O zaman Serhoş'un kayboluşuna. Olcasıyım. Sevmemek diye de bir şey olmaz herhalde diyorum. Evet. Sarmış. Neden kayboldun? Evet. Neden? Ya şu anki kayboluşunu nasıl tanımlarsın? Bizimle paylaşmak ister misin? Ki belki de ortak payda da kaybolan insanlar vardır ve belki onlara ilham olacaksındır. Evet, aynı hisler varsa. Yani şöyle bir nokta aslında tam olarak. O baştaki söylediğimiz o monotonluğu fark etmemle belki de başladı birazcık. Peki bir şey soracağım. Ben böyle ara ara gideceğim. Evet, lütfen. Monotonluktan keyif alıyor muydun aslında? Hani o monotonluk, fark ettiğin monotonluk sen fark edene kadar aslında sana keyif veren bir şeydi de aslında gene keyif veriyor ama monotonluk mu sıktı? Tam tarif edebildin mi? Evet. Ya keyifli oldu. Bir sıradanlığa dönüşmüş bir şey mi sıktı seni? Hem keyif okey ama ama bu mu? Nasıl bir şey? Yoksa evet, sıkılgan mısın? O monotonluk da çok sıkıcıydı. Ya şöyle hani her andan ya keyif alabiliyorum çok şükür ki hani. Kendime göre hani kendimce belki de ama şey kısmı da doğru hani evet keyif veren bir monotonluk ama ben bu muyum belki de onun sorgulamasına girdim bir anda. Peki, hani o keyif veren monotonluk bile bir süre sonra tatminsizliğe dönmüş olabilir belki de. Ya tatminden kastım da beslememek. Peki, olabilir belki beni. Yani işte bir süre sonra diyorsun. Evet, zaten bir süre sonra olduğunda. Çünkü evet, keyif veren bir monotonluk sana ait değil midir? Evet, keyif veriyorsa evet işte, zaten. Bana ait olması gerekir. Evet. Evet. O zaman alışkanlık ama mı seni mutsuz ediyor? Yani alışkanlık keyif veriyor dahi olsa bir süre sonra hep aynı şeyi yapıyor olmak mı acaba kayboluşa itiyor seni? Veya itti bu kayboluşunu? Olabilir. Evet. Yani şimdi şey gibi ya hep bir keşif şeyindeyiz ya kendimizi de mesela hani ben de ya her şeyi deniyorum mesela ya belki de bu şey gibi asıl öz olanı bulana kadar işte bir şeyler denemek ya saç rengi gibi işte bana yakışanı bulana kadar şey yapmak gibi mesela. Hayatta deneyim. Evet onun gibi işte bunu denerken keyif alıyorum denediklerimden ama bir süre sonra bu beni artık hadi tamam ben bununla beslendim. Hadi daha üstüne falan gibi beni şöyle gıcıklamaya başlıyor içimden. Çünkü bir şey ve keyifle yedin ve doydun. Evet, doymak. Evet. Doymak. Evet. Doyunca da daha fazla yemek istemez insan. Ne kadar keyifli de olsa evet, o çikolatalı pasta evet, atıyorum. Ama bu çikolata pastayı doydu evet, ve daha evet, fazlasına gerek yok. Evet. Biraz da frambuazlı pasta tadı bakayım. Evet. Doymama rağmen onu da deneyebilirim. Evet. Ya o süreçte de işte acıkmam, o acıkma kayboluş belki de hani evet, o acıkma süreci. Evet. Ama tekrar acıktığımda da pastaya dönmek istemiyorum. Başka daha bir üst şey, bir evet, lezzet denemek istiyorum mesela evet, bu sefer. Güzel yaklaştın bu arada acıkma olabilir, kayboluş gibi. Çünkü evet, öyle bir şey olabilir. Gittikçe
o açlık hissiyle yeni bir şeyler yeme ihtiyacı, evet, duyması. En tap noktada. Evet, evet, evet. Hani sürekli olarak yiyeceğim belki de. Hani sürekli olarak yenecek nedir? Bir lezzet olur mu? Peki o i̇şte zaman bu koşulda. Işte. Şimdi insan her gün kuru fasulye yiyebilir mi? İşte yiyemez. Her acıktığında, evet, aynı şeyi yiyebilir mi? Yiyemez. Evet. İşte bu noktada da şu beni sorguluyor. Sorgulatıyor bir şeyleri. Cümlemi bir toparlayayım. Ya bu bize öğretilen bir şey olduğu için muhtemelen. Kutsal şeylerden vereceksin. Evet, evet, onlardan geçiyorum. En sevdiğiniz zaman. Çok severim. Evet. Bu arada broz ne kadar çok kötü, evet, bir çok... Şu an içtiğiniz şarap broz ve broz nasıl içiyorlar ya? Bilmiyorum, çok tatsız. Ya mis gibi kırmızı şaraplar varken falan, evet, böyle... Tatsız. Kabernetler. Bu çok niye ya? Şu an bunu içmesek mi? İçmeyelim hocam. İçmeyelim. Neyse. Evet. Reklamlar gibi. Evet, evet. Hani hayatın sonuna kadar işte aynı şeyi yiyebilir mi diyoruz ya. Evet, benim içim, kalbim de bunu söylüyor ama kutsal şeyler araya giriyor ve zihnim diyor ki ne yapacaksın o zaman şimdi? Yani sürekli o işten o işe mi atlayacaksın? Bir devamlılığın yok, bir şeyin yok. Bıdı 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 bıdı. İşte hani mesela şey vardır, yine kendisini söyledi, sizleri de açıklar burada. Kimden i̇şte, mi? Evet, tekrarlar işte seni oluşur. Benim tekrarlarım bir süre sonra bana sıkıcı, evet, gelmeye başlıyor. Ne yapacağım, yani, falan sen, diye. Senden sıkılıyorsun o zaman. Böyle 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 çorbalanıyor kafam. Tamam işte, sen senden sıkılıyorsun. Çünkü tekrarladığımız, evet, şey bizi oluşturuyor. Evet. Neyi tekrar ediyorsak. Sen o zaman o olmak istemediğin için şu an, her şu anki kayboluşun için, evet, söylüyorum. Evet, evet. Şu an tekrarladığın bir iş düzenin var. Sabah kalkıyorsun, bir şey yapıyorsun ve bu bir tekrara dönmüş. Ne kadar keyif, evet, alsan da zamanında artık tekrar döndü ve sen muhtemelen bu tekrarlar seni bu alanda tutacak ve seni bu yapacak diye istemediğin bir şey. Sana ait, evet, olmayan bir şey olduğu için kayboldun. Güzel yaklaştın. Evet. Güzel, bravo yaklaştım. Hocam. Tebrik, bulduk, ediyorum. Evet. Evet, çözümledik. Süper. Evet. Sen bu olmak istemediğin için kaybolmayı seçtin yani. O, evet, içsel sıkıntı başladı. Değil mi? Çünkü ben bu muyum? Ben bu kadar mıyım? Ben bu olmam, evet, mı lazım? Başka ne var? Bu mudur, evet, sadece? Bir de o hani üst bilinç sıkıştırıyor diyoruz ya, hı hı, hani biliyor mudur senin da var ya, daha büyük bir şey, tabii, var ki, mesela bırak şurayı, peki onu bilen şey üst bilinç midir şu an için konuşan, hı, zihin midir? Güzel soru. Cevabı sizden duymak isterim hocam. Yani bırak ya, bu daha güzel bir şey var diye şu an konuşan, evet, zihin. Evet, şu an konuşan zihin. Şu an zihni, evet, yorum yaptı. Üst, evet, bilincim bunu diyordur, zihin yaptı. Evet. Üst bilinç seninle bu şekilde konuşmaz. Değil mi? Üst bilincin seninle sadece ve sadece hislerle konuşur. Hı-hı. Kelimeler yoktur onda. Değil mi? Evet. Histir. Evet. Sıkışmışlık hissi, hı-hı, coşku, neşe. Bu, evet, içime sinmedi ya falan dersin böyle. Niye sinmedi? Halbuki çok güzel kumaşı, güzel, evet, elbisenin tam bedenine, evet, göre ya içime gibi sinmedi. Evet. Niye? Çünkü üst bilincim biliyor. Onu giydiğinde atıyorum. Evet. Oraya uygun bir yere gitmeyeceksin falan. Evet. Hislerle alakalı üst bilinç, evet, kelime değil. Ama şu, evet, an konuştuğun zihnindi. Evet. Ya ben tamamen onu dinleme ve duyma, hı-hı, taraftarıyım zaten. Evet, ben de. Bir yerde kayboluyorsak, hı-hı, orada durmayalım. Durmayalım hocam. Evet. Durmamız lazım. Evet. Yoksa niye kaybolalım ki? Değil mi? İşte. Ya insan güvendiği yerde kaybolur mu? Kaybolmaz. Bence güvendiğinde de kaybolabilir. Şüpheye düşerse. Ha, evet, araya bir parmak soksaydın. Şüpheye düşerse de diyebiliriz. Şüpheye düşerse, evet, evet. Çünkü güvendiği yerde asıl belki de kaybolur. Güvenmediği yerde kaybolmaz, hı, ki. Temkinlidir. Güvenden kastımız nedir? Salmak. Hı. Akıştayım demek belki de. Nerede hayatın akışına kendini bırakıyorsan, hı, orada kaybolursun belki de. Hı. Neyin akışına kendini bırakmayı öğrenmen için? Ne? Kendinin akışına. Kendinin akışına. Hayatın akışına güvenip kendini bırakıyorsan orada kaybolmaya mahkumsun. Ne zaman ki kendini duyup kendi akışına kendini teslim ediyorsun, o zaman kaybolmazsın. Güzel bir fark ve ayrıntı. Evet, evet, akışa bırak, akışa bırak deniliyor ama neyin akışına? Neyin işte akışı o? Evet, değil mi? Evet. Herkes sanıyor ki ona hayatın akışı. Hı.
Yok ya. Ne hayatına kışın? Yoksa bırakalım her şeyi. Evet, hayatımda yani. Benim bu geldi. Evet. Kırmızı yandı, durdum. İşte otobüs geldi, taksi geldi. Arabanın freni bozuldu. Şu oldu, sevgilim terk etti. Okey, okey, her şey okey. O zaman şey de normaldir. Ya böyle bu kafada düşüneceksek ben evden çıkmayayım. Evet. 20 gün ama hayatımın akışı gelsin. Aynen. Bilmem hayatın akışındayım ben. Şudur budur. Ben aynen. Akıştayım ya. İşte hayat bana bunu getirdi. Bunu götürdü. Akıştayım. Evet. Kabul ediyorum. Gelene gel gel. Gidene git git falan. Yanlış yorumlanıyor. Evet. Zaten o Mevlana'nın sözüne de değinmek istiyorum. Kader gayrete aşıktır. Diye bir sözü vardı galiba, değil mi? Evet, o tarz bir şeydi. Öyle miydi? Kader gayrete aşıktır falan. Buradaki yorum farkını ortaya koyalım. Kader gayret bir kere şey olarak görünüyor. Uğraşmak, çabalamak, istemesen de uğraşmak falan, ızdırap olarak algılanıyor. Bence kader kendi akışından kopmama gayretine aşıktır. Kalbinde kalabilme, merkezinde kalabilme. Hayat akışı sana ne getirse getirsin, sen kalbinden kopmama enerjine ne kadar bağlıysan o kadar çok kendi ilahi düzen çerçevesindeki yüksek frekanstaki kaderini yaşarsın. Ve o yüzden kader kendi akışının gayretine ne kadar bağlıysan ona aşıktır, ona o kadar aşıktır. Evet. Vay, hikayeden adamlar. Evet. Dıp dıp dıp. Bizde de var bir şeyler. Güzel. Yalnız değilsiniz. Evet. Hey, peki kayboldun, hala kaybolduğunu mu hissediyorsun? Yoksa peki bu bölümden sonra bildiğin ama uygulamadığın bir şeyleri uygulayacak olduğunu hissediyor musun? Tam olarak onu hissediyorum. Böyle işte şey, sence başlıyor. Faktan doğuma doğru adımlıyorum gibi hissediyorum. Tamamen hiç. Yunus biliyorsun değil mi? Sancı'nın kreşentosu en en kreşentosu en doğum anında gerçekleşiyor. Hazır mısın buna? Hazır değilim ama cesaretim var. Vay. bu cümlenin üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki bölümde kaybolup kendini bulanlar için, kaybolmaktan korkmayanlar için, hazır olmayı beklemeden cesaretini ortaya koyabilenler için buluşmak üzere. Sizler için var olmaya devam ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.